Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber abimin gücünü test edeceğiz. Bakın burada abim bekliyor duruyor. Yani Kemal abim burada bekliyor ve düşmanlarını dövmeye hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi düşmanları da kimmiş? Hemen bakalım. Kaslı Ali. Kaslı Ali abime meydan okumuş. Benim kaslarım daha güçlü diyor. Ondan sonra bir de burada Haydar var arkadaşlar. Fakirin çocuğu. Diğeri de Arda'nın çocuğu biliyorsunuz ki. Bu da arkadaşlar kabileden gelmiş gerizekalı bir adam yani. Böyle gelmiş. Ben güneşin gücünü kullanarak, büyü yaparak Kemal'i yenerim dedi. Ben de bunu da aldım arkadaşlar. Diğer tarafta da abim var. Abimin yanında da gizemli bir dövüşçü var arkadaşlar. Gizemli dövüşçüyü de birazdan açıklayacağım sizlere. Abi ne hissediyorsun bu dövüş konusunda? Sence döver misin bunları? Oğlum tabii ki de döverim Kerem, manyak mısın? Bunlar kim ki? İki tane velet, bir tane de kabile bozuntusu. Abi çok iddialısın. O zaman arkadaşlar hiç uzatmadan dövüşlere geçelim. Siz de bu arada kanala abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Bakın duvarımızı da çekmişiz bu şekilde buraya. Şimdi ilk olarak abimden şöyle bir parça alalım, tamam mı? Ondan sonra bir tane abimden koyayım buraya. Hah tamam. Gördünüz mü? Yumruklarını sıkmaya başlamış bile ya. Dövüşe hazır. Oğlum ben her zaman dövüşe hazırım ya. Baksana şu kaslarıma. Dövüşe dövüşe yaptım ben bunları. Demek öyle abi. O zaman tamam. Ben sana hemen rakibini getiriyorum. Rakibi kim olsun arkadaşlar? Bence Kaslı Ali olsun en başta. Kaslı Ali güzel bir rakip olur ona. Şimdi bence abim zaten direkt döver de Kaslı Ali'yi. Şöyle hemen bir tane koyalım. Aa bu Haydar'mış lan. Neyse. Hadi bakalım. Şöyle yaptık. Dövüşmeye başladılar. Oy. Evet. Haydar vuruyor abime. Abim de vurmaya başladı. Haydar kim dövecek acaba? Aha abim dövdü. Gördünüz mü arkadaşlar? Haydar biraz küçük olduğu için hızlı hızlı vurdu. Ama abim ona dersini verdi yani. Neyse hemen şöyle bunu da kapatalım. Şimdi buradakinden Haydar'dan bir tane alalım. İnşallah bu da şeydir yani. Ana bu ne lan, böyle kafasız şey, sikibidi tuvaletin vücudu gibi bir şey yani bu. Allah Allah. Dur şu ne? Bu da Haydar. Şu ne? Lan oğlum bu ne lan, bu ne lan böyle abi, çık döv şunların hepsini ya, hepsini döversin abim benim. Hadi bakayım, hadi Kemal abim döv şunları, şu kafasızları döv, kafasızlardan başla. Aha küçük veledi dövdü zaten. Kaslı Ali'yi önce dövseydi iyiydi bence ya. Neyse önemli değil, hadi vur 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 vur. Abi halledersin sen ya, bunlar kim? Al bir tane daha koydum senden. 3 tane, 3 tane Kemal, 2 tane keriz kafasız sikibidi tuvalete karşı. Hadi abilerim benim. Lan kopyaladık bir de bunları dövüşebilsinler diye. Oğlum bunlar niye ölmüyor? Bunlar ne biçim yaratıklar bunlar böyle? Bak abi. Ya ben senin için üzülmeye başladım ha. Neyse şunları silelim ya en iyisi. Gel bakayım sen de git. Heh tamamdır. Evet arkadaşlar, Kaslı Ali şimdi ringlere çıktı. Görüyorsunuz ki iki güreşli çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Görüyor musunuz arkadaşlar? Haydar ne bakıyorsun la Haydar? Şimdi döveleceksin yani. Kemal dövecek şimdi seni. Hadi bakayım. Oy! Kemal abim bir tane koydu. Bir yumrukla başladı vallahi. Hadi. Abi bir tanesine 3 tane vursan yetiyor zaten. Şu Haydar'a da 2 tane vursan yetiyor. Abicim hadi yaparsın, yaparsın. Oğlum ya arkadaşlar, sizce kim daha güçlü, yorumlarda yazın kendi fikrinizde. Birazdan ordularını dövüştürürüz bunların. Bence abimin ordusu bayağı güçlü. Ama 2 tane kaslı velete karşı yenemedi ya. Baksanıza bunların kasları biraz fazla güçlü. Bir de küçük boylu olmalarına rağmen hızlı vuruyorlar yani, görüyor musunuz? Öl lan sende. Neyse sırada o zaman şu dövüşçü devasa kabile üyesini, böyle şişman kabile üyesini koyalım arkadaşlar. Heh, gördüğünüz gibi bu bayağı şişman. Ne diyorsun la? Ne diyorsun la sen? Bir tane abimden koysam yeter mi dövmeye? Bilmiyorum arkadaşlar, bakacağız. Oy. Şunun yaptığı hareketlere bakın arkadaşlar. Kendine böyle ufak yardımcılar falan çıkartıyor hem de. Bu ufak yardımcılar da ona yardım ediyor ama abimi sürekli geri ittiriyor, görüyor musunuz? İleri gelmesine izin vermiyor bile. Aha. Oha. Arkadaşlar oha, lazer ışını falan attırıyor yukarıdan. Abi hadi gitsene şuradan. Ne yapıyorsun? Oraya mı takıldın? Keriz gibi. Abi ilerle. Heh. Yukarıdan bayağı bir ışın atıyor arkadaşlar. Bu bayağı zorlu bir dövüş olacak. Bu arada abimi göremiyorum yangın şeyinden dolayı. Hadi abi yaparsın. Yarı canı kaldı. Oha. Olamaz, olamaz. Abim ölecek mi acaba burada? Ölmez ya. Hadi Kemal, hadi Kemal. Yaparsın oğlum sen ya. Şu keriz kabile şefini bir döv artık. Ama geriye doğru ittirmese iyiydi. Aa, bu saldırısı çok güçlü ya. Bu saldırısını yapmasa iyi yine de. Vurdukça can mı kazanıyor benim abim, göremiyorum. Ateşle yakmasa olacak da. Aha.
Hadi. Olamaz. Burada ölürse bir daha bir şey yapamaz. Hadi. Aa tamam. Oha. Yendi mi gerçekten Kemal? Arkadaşlar, abim tek başına bütün kabileyi dövdü, öldürdü, gördünüz mü? Oradaki bütün küçük yardımcılarını da dövdü, kendisini de dövdü. Oğlum bize kabile mabile işlemez ya. Bunların kası yok, bunların sadece göbeği var. Vallahi billahi. Helal olsun, abim dövüşmeyi çok iyi biliyor ya. Bir de kabile şefiyle arkadaşlar kimi dövüştüreceğim biliyor musunuz? Bir tane bundan, bir tane de bundan dövüştüreceğim. Hadi bakayım. Dalamıyorlar bile arkadaşlar, bakın elleri yetişmiyor yani buna dalmaya. O yüzden bu kabile şefi de bunlara vurmamayı tercih ediyor. Kutumba, ne diyorsun Kutumba? Şöyle yapalım. O zaman şöyle iki tane abimden çıkarsam ya da üç tane çıkarsam bunlar hızlıca halledebilir. Değil mi? Çok hızlı bir şekilde yenmeleri lazım yani şu an mantıken. Hadi. Yumruklarını sıkmışlar, hızlı bir şekilde vuruyorlar. Baksanıza. Abim hasarları bloklamak için böyle eliyle kendine kalkan falan yapıyor. Ama o hasar çok vuruyordur ya. Arkadaşlar güneş gibi bir şey çıkartıyor ya içinden. O manyak vurduruyordur. Hadi. Hayır. Hadi. Bir tane daha vursanız yeter. Aha. Son saldırısını yapamadan öldü vallahi keriz. 3 tane Kemal zaten çok hızlı bir şekilde eritti, dövdü, öldürdü abimi. Neyse. Şimdi biz gizemli savaşçıya geçelim arkadaşlar. Gizemli savaşçıyı da göstereceğim size. Şöyle. Duvar önce çekelim. Heh. Ondan sonra burada işte Nevale'yi aldık. Bakın arkadaşlar, bu kötü Kerem Komiser. Görüyor musunuz? Kötü hali, Kerem Komiser'in kötü hali şimdi kime karşı biliyor musunuz? Hatta yanına da bir tane abimden koyalım. 2-3 tane velete karşı. Şöyle 3 tane bundan, 3 tane de bundan. Tamamdır. Veletlere karşı büyükler. Hadi bakalım kim kazanacak? Kötü Kerem Komiser bir tanesini öldürdü bile. Ama kötü Kerem Komiser'in canı çok az, o yüzden hemen öldü. Bir tanesini öldürerek herhalde şey yapmış. Olamaz, onu da kenara sıkıştırdılar. Arkadaşlar veletler çok güçlü yani. Birlikten kuvvet doğar sözü de buradan geliyor herhalde. Çocuklar tek başına çok güçlü. Hemen iki tane bundan koyalım. Böyle iki tane de, ikişer tane de şunlardan koyalım. Üç tanesini kolayca avlayabilirler. Ama bu sefer bence yenebilirler ya. Oha. Yok. Geriye sadece Kemal abim kaldı. Onu da yenebilirler mi acaba bilmiyorum ki. Hadi abi, hadi abi yaparsın. Olamaz ya. Çok kolay deviriyorlar. Sayıca üstün olunca direkt yani direkt üstün oluyorlar arkadaşlar. Ona yapabileceğim hiçbir şey yok. Abim öldü yani. Neyse. Bir sonraki videoda arkadaşlar abimle neyi dövüştüreyim? Yorumlarda yazın yani. Kemal abim gücünü test edelim. Kaslar ne kadar güçlüymüş onları görelim. Tamam mı? O zaman sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsini mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimler açmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve de bay bay.